Merhabalar, ben de Bile Dayılar, uzman okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişimciyim. Okul öncesi eğitim alanında 7 sene, çocuk gelişim alanında 5 senedir hizmet vermekteyim. Afyonkarahisar halkına deneyimsel oyun terapisi, Tomatis metodu uygulamaları, BDT temelli terapi uygulamaları, travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili terapi uygulamaları, bireysel ve gruplarla koçluk uygulamaları ile ilgili hizmetler vereceğim. Farklı tekniklerde kullanılan yaş aralığı farklı olmakla beraber genel olarak 2-14 yaş arasındaki bireylere hizmet vermekteyim. Çocuk gelişimi, çocukların gelişimlerini takip edebilmek, çocuklarda ortaya çıkan psikolojik veya duygu durum bozukluklarının tespitini sağlamak, bu olumsuzlukların giderilmesi için farklı yöntemler uygulamak ve çocukların iyileştirilmesi adına çok önemli bir alandır. Tomatis metodu, bireylerin dinleme potansiyelinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Tomatis metodu bir dinleti programıdır. Dinletilerde müziğin ve insan sesinin zıtlıklarını barındırmaktadır. Bu zıtlıklar beynin yanıltılmasını ve etkin şekilde uyaran almasını sağlamaktadır. Deneyimsel oyun terapisi, oyun yoluyla çocukların kendi deneyimlerini gözlemlemesi, farkına varmasını sağlayan bir araçtır. Bunun yanı sıra yine çocuk terapi odasında kendi deneyimleriyle benliğini bulma arayışına bir çare bulmaktadır. BDT temelli terapi tekniği, bireylerin düşüncelerinin onlarda hangi duygular yarattığı, duyguların hangi davranışlara dönüştüğünü bulmak ve bu olumsuz davranışları ortadan kaldırmak adına yapılan bir terapi tekniğidir. Travma sonrası stres bozukluğu, çocuklarda yaşamış oldukları travmadan sonra duygu düzenlemelerini içeren bir süreçtir. Travma sonrası stres bozukluğunda da çocuklarla oyun yoluyla duygu düzenleme becerilerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Grup ve bireysel koçluk uygulamalarında çocukların ödev takibi ve öz düzenleme becerilerine katkı sağlayacak tüm yöntemler uygulanmaktadır. Bu süreçte ailelere düşen sorumluluklar elbette var. Bunlardan en önemlisi çocuklarımızın verdiği sinyalleri alabilmek. Çocuklarımızın verdiği sinyalleri alabilmek için kaygımızı da bir kenara bırakmamız gerekiyor elbette. Ve terapinin sadece merkezde kalmadığı bilinmeli, okul ve aile ile birleşen bir üçlü olduğunu farkına varılmalıdır. Bu süreçte de terapistin ve okulun vereceği önergelere uymak ve bunları evde uygulamak da çok önemlidir. Ayrıca çocuklarımıza güvenli sınırlar koymak da ailelere düşen en büyük görevlerden bir tanesidir. Merkezimizin konumu Selçuklu Mahallesi, Akarçay Karşısı, Devlet Hastanesi, No 03 Arkası, Çavdarlar Opelia Suite. Çocuklarınızda dikkat eksikliği, dürtüsellik, öz düzenleme becerileri ve duygu düzenleme becerileriyle ilgili sorunlar varsa merkezimize bekliyoruz.